36 bin lira destekle, özel idaremiz bizi destekleyerek bu projeye maddi katkıda bulundu. İkinci projemiz de Kolostrum Bankası ve Kolostrum Analiz Projemiz. Bu kapsamda da ağız sütüyle alakalı buzağı ürünlerinin önüne geçmek için hazırladığımız proje maddi desteğini yine özel idarenin bütçesinden sağladık. Ağız sütüyle alakalı da damızlık birliğimizin ve hastalıktan ari olan işletmelerimizin bizlere ağız sütü desteği var. Proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hastalık bulunmayan işletmelerdeki yeteri kadar kaliteli kolostruma sahip, yani sağlıklı hayvanlardan alınacak ağız sütünü uygun şartlarda depolayarak vatandaşlarımızın elindeki yeni doğan buzağılara ulaştıracaklar. Böylelikle pasif transfer yetmezliği sonucu oluşan buzağı ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Projeden ilimiz genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan tüm işletmeler faydalanacak. İlimizde 11.414 büyükbaş hayvan işletmesinde toplam 142.892 adet hayvan bulunmakta. Yılda yaklaşık 60 bin yeni doğan buzağımıza da küpe takılmaktadır. Ülkemizde buzağı ölümleri oranı yaklaşık %20'lerdedir. Biz bu projeyle ilimizde buzağı ölümlerini %5'e ve hatta daha altına da düşürmeyi planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda projeyle ilimizde yıllık 7000 hatta daha fazla buzağının hayatta kalmasını sağlamaya çalışacağız. İkinci olarak hayvancılığımız için büyük tehdit oluşturan ve ekonomik kayıplara neden olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, bu hastalıkları kontrol altına almak, hastalık ve ölüm ihbarlarına erken müdahale ederek hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla yine Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından uşak bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede veteriner epidemiyoloji ve mihrak araştırma araç projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında bulaşıcı hastalıklara ani müdahale için bir araç oluşturuldu. Bu ani müdahale aracından ilimizde hayvan yetiştiriciliği yapan 11.414 büyükbaş, 6.738 küçükbaş ve 313 kanatlı hayvan işletme sahibi olmak üzere yaklaşık 20 binin üzerinde işletme sahibi vatandaşımız faydalanacak. Köye ulaştıktan sonra da önce iş yeri çıkıyor işletmeye. Evet, şerit çekti buraya alarak buradan Bornova Veteriner Araştırma Laboratuvarımıza götürüyoruz hızlı bir şekilde. Alet ekipmanımız var. İçeride de kolostrum var. Şey değil mi? Yani ilk uşakta kullanacağız arkadaşlar. Evet, yani Türkiye'de başka bir yerde henüz böyle bir sistem geliştirilmiş. Buradaki kaliteye göre de biz işletmeye bakım ve beslemeyle bilgilendirmeyi yapıp bu el kitapçığında vatandaşımıza veriyorum. Dondurulmuş. Dondurulmuş.